Grilla başını sessizce öne eğdi ve hiçbir şey söylemedi. Peri G. Diamond. Sen nedenini söyleyebilir misin? Diye sordu ama Diamond da ağzını açmadı. Önündeki masadan gözlerini ayırmayıp tırnaklarıyla oynadı. Peri G. kollarını kavuşturdu. Arkadaş olma konusunda önemli şeylerden biri, yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve özür dilemektir, dedi. Jessica, senin diyeceğin bir şey var mı? Tek söyleyebileceğim, dedim, dünyadaki en iyi arkadaşlara sahip olduğum. Peri G, mükemmel, dedi. Diamond ve Grilla, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Uzun bir sessizlikten sonra ikizler, özür dileriz, dediler. Peri G, şimdi oldu, dedi. Emi'ye baktı. Arkadaşlarının kendilerini özel hissetmesi için gelincik odasının ne bulduğunu duyamadım. Emi, Chloe, Loren, Olivia ve Corgi'ye birbirlerine baktıktan sonra bana baktılar. Hep beraber arkadaşlık bilezikleri, dediler. Peri G, çok güzel. Muhteşem bir fikir, dedi. Özür dilerim ama Diamond ve Grilla için de bilezik yapabilir miyiz, diye sordum. Peri G kaşlarını kaldırdı. Nedenini sorabilir miyim? Çünkü nasıl arkadaş olunduğunu hepimizden çok onların bilmeye ihtiyacı var, dedim ve yüzümün yeniden kıpkırmızı kesildiğini hissettim. Doğru söyledin. Peri G, o ışık saçan gülümsemesiyle gülümsedi. Ve bu cevap yüzünden gelincik odasını birinci ilan ediyorum. Gelincik odası, arkadaşlık geçit töreninin ön sırasında benekli, gri midillilere binecek. Bölüm 5. Arkadaşlık festivali harika geçti. Festival günü gelene kadar arkadaşlarım o kadar çok özür dilemişti ki, bir kere daha dilerlerse arkadaş olmayacağımızı söylemek zorunda kaldım. Ve ne oldu bil bakalım. Peri G, bileziğime sihirli değneğiyle dokundu ve birden 8 tane bilezik oldu. Her birimize birer tane ve teşekkür etmeyen Diamond ve Grilla için de birer tane. Emi'nin ise sorunu halloldu. Peri G, Peri Angora ile beraber olabilecek en güzel gümüş at arabasına binecekti. Emi'ye onlara eşlik edip etmeyeceğini sordular. Şehrin etrafını defalarca turladık, selam verdik, gülümsedik ve kollarımız kopana kadar el salladık. Günün sonunda Prenses Okulu Gölü'nün yanında müzikli ve danslı büyük bir piknik düzenlendi. Ağaçlara parlak peri ışıkları asılmıştı ve kağıt fenerler, en leziz yemeklerle dolu masaları aydınlatıyordu, oturmak için de bir sürü küçük pembe yastık vardı. Yazlık balo elbiselerimizi giymiştik. Gökyüzü kadifemsi bir maviye dönüşene ve binlerce parlak yıldızla dolana kadar dans ettik. Ama günün en güzel olayı, gelincik odasına çıkarken oldu. Grilla kapının dışındaki duvara yaslanmıştı. Ben yanından geçerken elime bir şey sıkıştırdı. Özür dilerim, diye homurdandı ve gitti. Baktığımda elime küçük bir not tutuşturduğunu gördüm. Şöyle yazıyordu. Bilezik için teşekkürler Jessica. Keşke en iyi arkadaşım sen olsaydın. Eğer olsaydın, iyi biri olmak daha kolay olurdu. O gece yatağımda yatarken öyle mutluydum ki, çünkü bir sürü muhteşem arkadaşım vardı ve sen de benim arkadaşım olduğun için çok mutluyum.